Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. İlk 20 soruyu dün çözmüştük. Bugün de ilk 20'den 40'a kadar olan soruları çözeceğiz. Sonuçlarınızı ben size WhatsApp'tan gönderdim arkadaşlar. Sümeyye ben gönderdim ya link, giriş linki. Orada sonuç linki de var. Deneme sonuçlarınızı mutlaka linke girin arkadaşlar. Herkes girsin. Çünkü sıralama yapacağım. Evet, 21. sorudan devam edelim. Çözen arkadaşlar cevabını hemen verebilirler. Çözmeyenler de önünde kağıt kalem varsa hemen çözebilirsiniz arkadaşlar. İki basamaklı asal bir sayının rakamları farkı da asal oluyorsa böyle sayılara fark asalları denir. AB iki basamaklı bir sayı ise A ile B'nin toplamı kaç farklı değer alır? Asal bir sayının rakamlarının farkı da asal olmak zorunda. Tamam. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. A ile B'nin toplamı kaç farklı değer alır? Biz bunu arıyoruz. Şimdi rakamlarının farkı da asal oluyorsa yani şöyle düşünebilirsiniz. Rakamlarının farkının mutlak değeri. Yani şimdi burada herhangi bir şart koşmadığımız için mesela 11 bir asal veya 13 bir asal. Örnek veriyorum 13 bir asal sayı rakamlarının farkı dediği için siz 3'ten 1'i çıkarmanız lazım. Yani 3'ten 1'i çıkardığınızda bu da asal oluyorsa biz buna fark asalları diyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi zaten bütün asal sayılar 2 haricindeki bütün asal sayılar tek sayılar. Dolayısıyla farkın da asal olabilmesi için yani buradan baktığımızda farkın da sonuçta ne olması lazım? Farkın da sonuçta 2 haricinde kalanlarda tek olması gerekiyor. Yani mesela 13 olabilir. Çünkü 3'ten 1'i çıkardığınızda, 3'ten 1'i çıkardığınızda 2 bu bir asal sayı. Mesela 17 olmaz. Neden? 13, 15, 17, 19. Mesela 17 olmaz çünkü bunların farkı 6 yapacak. Yani böyle düşünmeniz gerekiyor. Ya da 19 olmaz. Bunun farkı 8 yapacak. Şimdi bunlar olmaz arkadaşlar. Mesela 20 ile ilgili aldığımızda işte 23 olmaz. 25, 27, 29 olabilir mi? 29'a baktığımızda 29'un farkı bunların farkı 7 olabilir. O zaman 13 olabilir. 13 olabilir. Asal sayının rakamların farkı da asalsa yani şu da olabiliyor. İki tane şu an sayımız var. Şimdi biz burada 30'la ilgili olabilir mi arkadaşlar? 20 asal mı Kadir? Asal bir sayıdan bahsediyoruz. Sayının asal olması lazım. Öncelik şartımız sayının kendisi asal olacak. Şimdi 31 mesela olur mu arkadaşlar? 31 de bir asal. Farkı bunların 2 yapacak, tamam mı? 31 de olabilir. Şimdi 35, 37 mesela olmaz. Çünkü farkları bunların 4 yapıyor. 40'lara geldiğimiz arkadaşlar 41 olabilir. 41 olabilir. Bunların farkı 3 olacak. 47 olabilir arkadaşlar. Bakın 47 olabilir. Bunların farkı 3 olacak, tamam mı? Şimdi 40'larla ilgili asal sayıların farkı da bunların farkı da 3 oluyor. Bunlar da olabilir. Şimdi geldiğimizde 51, 53 olabilir mi? Mesela 53 bir asal sayı. 53'ün farkı da asal. Başka ne var? 59 olmaz. 60'lara geldiğimizde arkadaşlar 61 olabilir. 67 bir asal sayı ama farkları bunların 1 olmaz. Bunların farkı da 5 olacak. 69, 70. 71 olmaz arkadaşlar. 73 olabilir mi? Yine aynı şekilde 73 olmaz. 75, 77, 79. 73 olmaz. 7 ile 3'ün farkı 4 yapıyor. Olmaz. 79 olabilir arkadaşlar. Bunların farkı da yine bunların farkı da 2 yapıyor. Yani biz bunları bulacağız. Ve bunların topladığımızda rakamlarının toplamı kaç farklı değer alıyor? Biz bunu bulmamız lazım. Şimdi 80'lere geldiğimizde 83 olabilir. Benim gözümden kaçırdığım varsa mutlaka söyleyin arkadaşlar. 85, 87, 89 yani bunlar olmaz arkadaşlar. 90'a geldik. 91 asalmış gibi duruyor ama 91 asal değil. 93, 95, 97 arkadaşlar. 97'de asal bir sayı, farkları 2. Şimdi burada benim gözden kaçırdığım varsa mutlaka söyleyin arkadaşlar. Şimdi bunların kendi farkları da asal oluyor. Şimdi rakamların toplamı kaç farklı değer alır?
Şunların toplamı 4 yapar arkadaşlar. Bunların toplamı 11 yapar. Şunların toplamı 4 yapar. Bunların toplamı 5 yapıyor. Şurası 11 yapıyor. Burası 8 yapıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuranın toplamı 7 yapar. Buranın toplamı 16 yapacak. Burası 11 yapacak. Burası 16 yapacak. Gözden kaçırdığımız bir şey yoksa arkadaşlar. Şimdi burada kaç tane değer alıyor? Onu bulmamız gerekiyor. Şimdi 4 var. 1. Burası 2. Baktığımızda bu 3. 11'i saymıştık. Şu 4 oluyor. 7'yi saymadık. Burası 5 oluyor. 16'yı saymadık. 6 oluyor. Burada 6 farklı değer alacak. Evet, bunun cevap anahtarı A olmuş olabilir arkadaşlar. Tam emin değilim ama burada biz çözüme bakalım. Şu an baktığımızda 6 farklı değer gördüm ben. Farklı bir cevabı olan ya da itirazı olan bir arkadaş varsa alabiliriz. Yani asal bir sayı alacağız arkadaşlar. Asal sayının rakamlarının farkı da asal olmak zorunda. Yani böyle mantıklarla düşünmemiz gerekiyor. Şimdi rakamlarının farkı asal olacaksa şöyle düşünebilirsiniz. Yani 2 olacak farklar, 3 olacak ya da 5 olacak ya da 7 olacak. Zaten başka olması mümkün değil. Çünkü bunlar normal sayılar. Bu şartlarda arkadaşlar A'nın B'den büyük olması ile ilgili bir durumdan bahsediyoruz ama yani şimdi burada 2'den 9'u değil de 9'dan 2'yi çıkaracak şekilde. O zaman şurada bir düzeltme yapabiliriz soruyla ilgili. Sayının rakamlarının farkının mutlak değeri diyelim, tamam mı? Rakamların farkı da değil de rakamların farkının mutlak değeri, mutlak değeri de arkadaşlar bu şekilde olabilir. Evet, diğer türlü 3 olma ihtimali var. Burada 6 farklı değer alıyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Yani soru asal sayıları bilmeniz gerekiyor soruda. Evet, rakamların farkının mutlak değeri olarak bakalım biz bu soruya. Çünkü diğer türlü de olabilir ama bu şekilde bakmamız da daha iyi. Böyle bakalım. 6 tane cevabımız olsun. 22'ye bakalım. Tamam, puanınızı ekleyelim ya. Artı 1 yapalım arkadaşlar. Netlerinizi artı 1 yapalım. Sıkıntı etmeyin. Biz ÖSYM değiliz. Yanlışlarımız olduğu zaman biz kabulleniyoruz. ÖSYM kabullenmiyor yanlışını. Bir M doğal sayısının rakamlarının toplamı birler basamağındaki rakamın karesine eşit oluyorsa böyle sayılara karesel sayı denir. Rakamlar birbirinden farklı. 3 basamaklı en büyük karesel sayı ile en küçük 3 basamaklı karesel sayının farkını arıyoruz arkadaşlar. Bunu ne buldunuz? Rakamlarının toplamının birler basamağındaki rakamın karesine eşit oluyorsa, rakamları birbirinden farklı olmak zorunda arkadaşlar. En büyük karesel sayıdan bahsediyoruz. Şimdi biz o zaman en büyük sayıyı alacaksak, örnek veriyorum, buraya 9 yazmak zorundayız, tamam mı? Şimdi buraya 9 yazacağım. Şimdi bakıyorum 9 yazacağım. O zaman şuraya 3'ün karesi 9 olursa 9 3 12 yapar. O zaman olmaz. Ben buraya 5 yazsam burası 14 olur, 11 lazım, olmaz. Ben o zaman buraya 4 yazacağım. Bakın 4'ün karesi 16 olduğundan dolayı o zaman buraya 934. Tamam. En büyük sayı 934 arkadaşlar. En küçük sayı da şimdi 1'in karesi olmayacağından dolayı şimdi buraya 1'in karesini yazarsak 1 olacak. O rakamlar birbirinden farklı dediği için, bizim buraya 2 yazmaktan bir başka şansımız var mı? Yok. Şimdi buraya 2 yazarsak 4 olur. O zaman biz buraya ne yazabiliriz? Mesela 1 ve 0 yazarsak olmaz. 2 ve 0 yazarsak yine olmaz. O zaman bizim buraya 2 yazmak gibi bir şansımız da yok. Biz buraya 3 yazacağız o zaman. 3'ün karesi 9 olacak arkadaşlar. O zaman buraya ben 1 yazayım. 4 oldu. Şuraya 5 yazayım. Bu şekilde
Bunların farkını bulmamız lazım. Buraya 1 verdik. 13'ten 5 çıktı. 8 verdik. 8'den 1 çıktı. 7 verdik. 781. Evet, soruları ÖSYM ayarında arkadaşlar. Bakın bu kısımlar, tabii şimdi C1 kolay. C1'in zaten geneli kolay oluyor ÖSYM'de ama bu kısımlar, sayı basamakları, özellikle asal sayılar, ardışık sayılar, bu kısımlar biraz daha zor olacak. 23. Bu soruyu bir yerden hatırlıyor olabilirsiniz. Pozitif bir tam sayının 9'luk sayısı aşağıdaki gibi tanımlanıyor arkadaşlar. Sayının rakamları toplanır. Bulunan toplam 9 ile çarpılıyor arkadaşlar. Bu çarpımın sonucuna 9'luk sayı denir. Hangisi 3 basamaklı bir sayının 9'luk sayısı değildir? Dokuzluk sayı, 3 basamaklı bir sayıda 9'luk bir sayı olmaz arkadaşlar. Şimdi rakamlarını toplayacağız. Rakamlarını toplayacağız. Bulunan toplamı 9 ile çarpacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bunların her birini 9'a bölmemiz lazım. Bakın bunu 9'a böldüğünüzde 10 yapacak. Bunu 9'a böldüğünüzde 14 yapması gerekiyor. 9'a böldüğünüzde 20 yapacak. Tersten geliyoruz arkadaşlar. 9'a böldüğünüzde 26 yapar. 9'a böldüğünüzde ne yapacak? 28 yapacak. Şimdi bunlar rakamlarının toplamı ile alakalı bir mevzu var, tamam mı? Şimdi öyle bir sayı düşüneceksiniz ki 3 basamaklı bir sayı veya 2 basamaklı, 3 basamaklı bir sayının aynen 9'luk sayısı diyoruz. Şimdi 3 basamaklı bir sayının ne diyoruz birinci maddede? Rakamlarını toplamanız gerekiyor. Rakamların toplamı her zaman 10 olabilir arkadaşlar. Yani 3 basamaklı bir sayının rakamlarını topladığınızda 10'u bulabilirsiniz. 14'ü de bulabilirsiniz. 20'yi de bulma şansınız var. 26'yı da bulabilirsiniz ama 3 basamaklı bir sayının rakamlarının toplamı 28 asla olmaz. Yani sayı 9, 9, 9 bile olsa rakamlarının toplamı 27. 9'la çarptığınızda en fazla 243 bulabilirsiniz. 252 bulamazsınız. Anlaştık. Şimdi bu güzel. Geldik. Şimdi sizin en sevdiğiniz soruya. En sevdiğiniz soru değil mi? Demet. Seviyorsunuz bu soruyu. Öğretmeni Ahmet'e boyama ödevi veriyor. Çok güzel. Ahmet 5 farklı renkte boya kullanarak. 5 farklı renkte boya kullanarak. Aşağıda yan yana bulunan 4 kutuyu. İkisi aynı renk olacak şekilde. Kaç farklı şekilde boyayabilir? Evet. Kimler yaptı? Permütasyon, kombinasyon biraz can yakıyor tabii. Permütasyon, kombinasyon kampına katılsaydınız arkadaşlar ne yapalım? Evet Demet, sen katıldığın için şanslı gruptasın. Az öğretmedik yani biz bunları. İnşallah sınavda da yaparsanız. Şimdi elimizde 5 tane boya var. 4 tane kutuyu boyayacağız arkadaşlar. Tamam. Kaç farklı şekilde desen oluşturabiliriz? Boyama işlemleri yapabiliriz. Örnek boyamayı vermişiz. Peki. Şimdi bakın elimizde 5 tane renk var. 5 tane renkten herhangi bir renk seçtik. Çarpı 4 tane kutu var. 4 tane kutudan 2 tanesini seçtik. Oldu mu? Sonra elimizde 5 renk değildi artık 4 tane renk kaldı. 4 renkten bir tane seçtik. 2 tane kutu kaldı. 2 tane kutudan bir tane seçtik. Sonra elimizde 3 tane renk kaldı. 3 tane renkten bir tane seçtik. Son zaten bir tane kutudan bir tane kutu seçtik. Bakın bunu yaptığınızda burası 5. Şurası 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. Burası 4. Burası 2. Burası 3. Burası 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Burası 6 faktöriyel. Evet. Yani sınavda karşılaşabileceğiniz en zor tiplerden biri budur arkadaşlar. Daha böyle permütasyon, kombinasyon olasılık gelebilecek türler bunlar. İnşallah sınavda da yaparsınız. Evet, bir de olasılık sorumuz var arkadaşlar. Bakalım burada ne yapıyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum çünkü cevabını. 5 soruluk bir yarışmaya katılan bir kişi
3 sorudan en az 2 tanesini bilirse yarışmayı kazanacakmış arkadaşlar. Eymen katıldığı bir yarışma sonucunda ödülü kazandığına göre, bakın ödülü kazandığı biliniyor arkadaşlar, tamam. 3 soruyu da bilmiş olma ihtimali nedir arkadaşlar? Ödülü kazanmış. Hadi bakalım. 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 10, 3 bölü 10. 3 soruyu da bilmiş olma ihtimali. Siz cevap anahtarına bakmadan, buna ne cevap verdiniz arkadaşlar? Bana onu söyleyin. Cevap anahtarına bakmadan. Kim ne cevap verdiyse ben onu merak ediyorum. Evet. Ne salladınız? Boş mu bıraktınız? Vay be. Soru kalite kokuyor arkadaşlar. Soruda istenen bölü tüm durum. Doğru. Yani aslında olasılık mantığı genelde bu. Doğrudur. Normal şartlarda böyle olması lazım. Yani normal şartlarda 10 tane, 5 tane sorudan 2 tanesini yapması gerekiyor. Şimdi normalini size söyleyeyim. Olması gereken şu. Normal şartlarda 5 tane sorudan 3 tane, 5 soruluk bir yarışmadan 3 sorudan en az 2 tanesini bilmesi lazım. Yani 5 soruluk bir yarışmadan 3 tane soru çekiyor. Yani şimdi diyor ki 5 sorudan 3 tane çektim. Tüm durum 10 tane aslında burada. Normali bu. Sonra 3 tane sorudan da 2 tanesini bilirse, yani 3 sorudan da 3 soruyu bilmiş olabilmesi için 3'ün üçlüsü olması lazım. Bu da bir durum arkadaşlar, tamam. Şimdi burada normal şartlarda 1 bölü 10 olması lazım. Yani bu kişinin 3 tane bildiği bilip yarışmayı kazanmış olma ihtimali 1 bölü 10'dur. Ama diyor ki soruda yarışmayı kazandığına göre, bakın bu yarışmayı kazandığı biliniyor, tamam. Yarışmayı kazandığı biliniyor arkadaşlar. Yarışmayı kazandığı biliniyorsa siz o zaman şu 5 soruluk bir yarışmadan seçtiği 3 tane kısmı elemek zorundasınız. Artık burası geçmiş oluyor. Dolayısıyla bizim devam edeceğimiz kısım şuradan devam edeceğiz. 3 tane sorudan 2 tane soruyu bilirse yarışmayı kazanacak kısmı, bu kısma gelmeniz lazım. Yani tüm durum 3'ün ikilisi artı 3'ün üçlüsü arkadaşlar. Tüm durum 4 tane. 3'ün üçlüsünü bilme ihtimali, 3'ün üçlüsünü yaparak bu yarışmayı kazanma ihtimali 1 bölü 4. Dolayısıyla cevap 1 bölü 4 olur. Eğer şöyle demeseydi, yani yarışmayı kazandığına göre kısmı olmasaydı, Eymen'in bu yarışmayı 3 tane soruyu da bilerek kazanmış olma ihtimali nedir deseydi cevap 1 bölü 10'du arkadaşlar. Ama yarışmayı kazandığı bilindiği için siz otomatik, yani şu kısmı elemek zorunda kalıyorsunuz. Ne yap? Direkt buradan başlıyorsunuz. Evet, bu kısma dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Cevap 1 bölü 4. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Ben yazıyorum diye demiyorum ama soru gerçekten çok güzel. Dikkat etmek lazım. Evet, 26. Kırmızı ve beyaz renkli iki farklı kutudan, kırmızı kutuda çift rakamlardan oluşan 5 tane top. Bu soru da çok güzel. Beyaz kutuda ise tek rakamlardan oluşan 5 tane top var arkadaşlar. Tamam, rakamlardan oluşuyor, unutmayın. Beyaz kutudan bir top alınıp kırmızı kutuya, kırmızı kutudan bir top alınıp beyaz kutuya atılıyor. Son durumda kırmızı kutudaki topların üzerinde yazan sayıların aritmetik ortalaması, beyaz kutudaki topların üzerinde yazan sayıların aritmetik ortalamasından fazlaymış. İki kutuda alınan topların üzerindeki sayıların toplamı en az kaçtır? Yani soru oran orantı, evet, biz sayı kesir problemlerinde, yani kampımızda arkadaşlar, problemler kampında İlk kampımız oran orantıydı. Oran orantı aynen böyle sorulardan oluşuyor. Gerçekten çok kaliteli sorular. Evet.
Olacak Demet. Olacak. Tabii. Başka türlü olmaz. Şimdi 5 tane çift rakam dediği için burası kırmızı, burası beyaz. Şimdi ne diyor? Kırmızı kutuda çift rakamlar var. Yani burada 0, 2, 4, 6 ve 8 var. Burada ne var? 1 var, 3 var, 5 var, 7 var, 9 var. İki tanesi birbirine rakam alışverişi yapıyor arkadaşlar. Bu buraya bir tane gönderiyor. Bu da buraya gönderiyor. Ve sonra kırmızı kutudaki sayıların diyor aritmetik ortalaması beyaz kutudaki sayıların aritmetik ortalamasından görülüyor. Şimdi o zaman aritmetik ortalamadan bahsediyorsak şöyle düşünmemiz lazım. Şunların toplamı ne arkadaşlar? 14, 18, 20. Şunların toplamı ne? 25. Aritmetik ortalama büyük olacaksa en iyi ihtimalle şuradakinin 23, buradakinin 22 olması lazım. Başka yolu yok yani. Alışveriş yaptıktan sonra. Şimdi burası 23 nasıl olabilir arkadaşlar? Burası 25. O zaman ben buradan buraya bir 3 gönderiyorum. Bakın buradan buraya 3'ü aldım, buraya attım. Burası ne oldu? 22 oldu. O zaman buradaki 0'ı da buradan buraya bir 0 sallıyorum. Burası hala 22, burası oldu 23. Baştan alıyorum. Şimdi ne var? Kırmızı kutuda 5 tane top var. Çift toplar bunlar. 0, 2, 4, 6, 8. Beyaz kutuda tek rakamlardan oluşan toplar var. 5 tane. 1, 3, 5, 7, 9. Kırmızı kutudaki topların toplamı 20. Beyazların toplamı 25. Ne diyor? Kırmızı kutudaki topların üzerinde yazan sayıların aritmetik ortalaması. Beyaz kutudaki topların üzerinde yazan sayıların aritmetik ortalamasından fazlaymış. Yani bu ne demek biliyor musun? Kırmızı toplardaki sayıların toplamı beyaz kutudaki sayıların toplamından fazla olmak zorunda diyor. Başka açıklaması yok bunun. Fazla olacaksa burası 20, 20, burası 25. O zaman ben buraya bir 3 gönderiyorum. Burada kaldı 22. Buradan buraya bir 0 gönderiyorum. Çünkü en az kaç tane olması gerekiyor? Onu söylediğimizden dolayı. Oraya bir 3, oraya bir 0. Cevap. Alınan topların üzerindeki sayıların toplamı da 0'a 3. Cevap 3. Evet, ÖSYM böyle kaliteli soru görmedi arkadaşlar. İşin esprisi ama sorular çok güzel. Geldik. Şimdi ne diyor? Bir hayvan barınma yerinde 3 tane yavru köpek 4 günde 6 kutu mama yiyorlar. Tamam. 10 yavru köpeğe 10 gün yetecek kadar mama bulunuyor. Bu yere 2 tane yavru köpek daha gelirse mamaların 10 gün yetebilmesi için kaç kutu mamaya ihtiyaç vardır? 3 yavru köpek 4 günde 6 kutu mama yemektedirler arkadaşlar. Aslında mantığını bilirseniz bir yerden bir şeyler çok rahat yapılabilir. Evet, Rukiye sen ne yaptın bunu? Allah razı olsun. Şimdi aslında bakın şurayı eleyebilirsiniz. Burayı eleyebilirsiniz. Neden? Zaten 10 tane yavru köpeğe 10 gün yetecek kadar yiyecek var zaten. Yani ortada bir problem yok yani. 2 tane yavru köpek geliyor. Bunlara 10 gün yetecek kadar yiyecek lazım. Yani tek sorun burada yani. Aslında biz burayı düşünmemiz lazım. Yani buradan direkt buraya atlamanız gerekiyor. Tamam. Kısa yol. Şimdi diyor ki 3 tane yavru köpeğe 4 günde 6 kutu mama gidiyorsa. Bakın 3 yavru köpeğe
4 günde 6 kutu mama gidiyorsa, o zaman şöyle yapalım. 3 yavru köpeğe 10 günde kaç kutu mama gider arkadaşlar? Şimdi zaten köpek sayısı değişti mi? Değişmedi. Değişen yer burası. Burada ne yapacağız? Oran oranı. Şöyle ters yaparsanız 60, burası 15. Görüyor musunuz? Bakın burası 15 oluyor. O zaman 3 tane yavru köpeğe 10 günde 15 tane kutu mama yeter. O zaman ben 2 tane yavru köpek yapıyorum. Yine 10 gün var. Burada kaç tane kutu mama gerekiyor? Burada değişmeyen ne? Bakın burada yine onlar değişmemiş. O zaman ben buraya karışmıyorum. Değişenler neler? Şu değişmiş, şu değişmiş, bu değişmiş, bu değişmiş. O zaman değişenler üzerinden işlem yapıyorum. Yani 3 tane yavru köpeğe 10 günde 15 kutu mama gidiyorsa, 2 tane yavru köpeğe 10 günde Y kadar, yine böyle çapraz yapıyorsunuz arkadaşlar. 3Y eşittir 30, Y eşittir 10. 10 kutu mama daha olursa sorun ortadan kalkmış olacak. Neden burayı eledik? Bizim burayla bir işimiz yok. Çünkü zaten yetecek kadar yiyecek var arkadaşlar. Yani buraya karışmanın bir anlamı yok. Orası sizin kafanızı karıştırmak için sorulmuş olabilir. İşçi problemleri arkadaşlar. Tamam. İşçi problemleri. Ama sorunun tarzı güzel. Geldik 28'e. Tiyatroya katılan 90 davetlinin her birine 2 basamaklı bir numara verilmiş. Numaralarındaki rakamların çarpımı tek sayı olanlar sol tarafa. Çift sayı olanlar sağ tarafa oturacaklar. 48 katılımcı sağ tarafa oturuyor. Numarasındaki rakamlardan en az bir tanesi sayı olan 67 kişi bulunmaktadır. Tiyatroya katılan kişilerden kaç tanesinin numarasındaki rakamlardan ikisi de çifttir arkadaşlar? Gelsin problemler. Gelsin bakalım. Gelsin. Demet, nasıl, sevdin mi soruları? Güzel mi sorularımız? Söz hakkı mı versem aslında size? Konuşmak isteyen arkadaşlara söz hakkı da verebilirim. Şöyle gerekmedikçe sesinizi açmazsanız arkadaşlar problem yok. Evet, eleyici sorular. Şu an her arkadaşın söz hakkı var arkadaşlar. Bir şey söylemek istediğinizde sesinizi açıyorsunuz, söylüyorsunuz, sonra sesinizi kapatıyorsunuz. Unutmayın bunu. Şimdi tiyatroya katılan 90 tane davetli var. Numaralı rakamların çarpımı tek olanlar. Bakın tek olanlar buraya gelecek. Sol tarafa. Çift olanlar sağ tarafa gelecek. Tamam. Şimdi 48 katılımcı sağ tarafta oturuyor. Burada 48 katılımcı var. Şimdi ne diyor? Rakamlardan en az bir tanesi tek olan 67 kişi var. Şimdi en az bir tanesi tekse arkadaşlar... Yani bunların içerisinden şöyle de düşünebilirsiniz. Yani en az bir tanesi tekse arkadaşlar. Yani şimdi 67 kişinin rakamlarından en az bir tanesi tek. Yani bir tanesi de tek olabilir. İki tanesi de tek olabilir. 48 katılımcı burada oturuyor. O zaman biz 90'dan 48'i çıkardığımızda 42 katılımcı da burada oturacak. Bunların tek olabilmesi için iki tane rakamının da tek ve tek olması gerekiyor. Tekle tekin çarpımı 42 çünkü başka yolu yok. Siz ancak tekle teki çarparsanız tek elde edersiniz. Rakamlardan en az bir tanesi tekse arkadaşlar, o zaman 67 ise 67'den 42'yi çıkardığımızda 25 kişinin içerisinde çift rakamlar da olması lazım. 25 kişinin içerisinde çift rakamlar var. Şimdi ne diyor? Çift olan 48 kişi var. O zaman biz 48'den 25'i çıkardığımızda, bunların çünkü bir tanesi tek, bir tanesi çift oluyor arkadaşlar. Çıkardığımızda kesinlikle 23 kişinin bütün rakamları çift olmak zorunda. Bu bir. Bunun başka bir yolu daha var. Siz direkt aslında çözümü bilirseniz arkadaşlar, yani bu küme problemi sorusu, 67 kişinin en az bir tanesi tekse, yani ya bir tanesi tektir ya iki tanesi tektir. O zaman 90-67 yaptığınızda kesinlikle 23 tanesi çifttir. Bakın. Buradan da gidebiliyorsunuz. Çok kolay.
Yani biliyorsanız çözüm kolay ama bilmiyorsanız böyle yapacaksınız. 48, 42, 67 tanesinde tek rakam varsa bunların 42'sinin hepsi tektir. O zaman 25 tanesinde, buradaki 25 tanesinde çift ve tek olmak zorunda. İkisi beraber olacak. O zaman 48 tane çift var. 25'imizi çıkarınca 23 tanesinin tamamı çift çift oluyor arkadaşlar. Evet, yani o da olur. Küme çizerek de olur Demet. Önemli olan bulmak. Bulduysan hiç problem değil. Geçiyoruz. 29. Aynı uzunlukta olan bir yeri aslı 6 adımda, burcu ise 5 adımda ölçmekte. Aslı 120 metrelik bir yolu 480 adımda aldığına göre burcunun bir adımı kaç santimdir? 120 metrelik bir yolu 480 adımda aldığına göre burcunun bir adımı kaç santimdir? Gelsin cevaplar arkadaşlar. Yaşıyor musunuz? İyi misiniz? Böyle sorsa ÖSYM bu sene mutlu olur musunuz? Bence gayet mutlu olursunuz arkadaşlar. Yapma Demet ya. Sen nasıl çözemiyorsun bu soruyu? Bak şimdi Rukiye nasıl çözecek sana? Rukiye hemen çöz bu soruyu. Çöz görsün Demet. Hatta söz hakkı verelim. Bize nasıl yaptığını anlatsın. Olur mu? Şimdi aslında çözünce ne kadar tatlı bir soru olduğunu anlayacaksınız. Aslı'nın 6 adımı Burcu'nun 5 adımına denkmiş arkadaşlar. O zaman şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Aslı'nın 6 adımı Burcu'nun 5 adımına denk geliyor. Doğrudur. O zaman Aslı'nın 480 adımı Burcu'nun kaç adımına denk? Yani 6'ya bölüp 5 ile çarpmamız lazım. Doğru değil mi? Yani olması gereken bu. Hani şöyle şöyle yaparsanız aslında burası 400 adım yapar. Demek ki aslında aynı yolu Burcu 400 adımda alabiliyor. Doğru mudur? Var mı itirazınız? Yolumuz 120 metre değil mi kardeşim? Santim olarak bakmamız gerekiyor. 120 metreyi 120 12.000 cm. Doğru mudur? O zaman 12.000 cm'yi 400 adıma böldüğünüzde çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? 1, 2, 1, 2. Böldünüz 30 cm. Tatlı mıymış arkadaşlar soru? Oran orantı. Basit çözüm. Demet zorlandığın kadar var mıymış? O tuz. Evet, bazen takılabilir insan. Ayşen, kısa yol için biz buradayız ya. Evet, böyle çözdüğümüzde canlı canlı çözüme katılmanın faydaları bunlar. Çözdüğümüzde aslında çözümlerin ne kadar basit, ne kadar kısa olduğunu görünce anlıyorsunuz yani. Aslında bazen biz kendimiz uzatıyoruz. Anlıyorsunuz. Ansiklopedi ve romanların bulunduğu bir kütüphanede romanların sayısı ansiklopedilerin sayısının 4 katıdır arkadaşlar. Kütüphanedeki kitapların 1/3 biri öğrencilere okunduktan sonra geri iade edilmek üzere verildiğinde ilk duruma göre kütüphanedeki ansiklopedilerin 3 bölü 4 oranında romanların ise 66 kadarı azalmıştır arkadaşlar. Ansiklopediler 3 bölü 4 oranında, romanlar ise 66 kadar azalmışlardır. İlk durumda kütüphanede kaç tane ansiklopedi vardır?
Evet. ÖSYM'e böyle sorarsa o zaman haliniz harap arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Problemler kampına katılan arkadaşlar, bence benim çözdüğüm o problem sorularını tekrar tek tek bir daha çözün arkadaşlar. Mutlaka çözün. Ya tabii bu sorular ÖSYM'ye göre biraz daha daha yani hani daha zor, daha kaliteli mi nasıl diyelim? Şimdi öyle deyince öğrenciler kızıyor ama ÖSYM'nin soruları 2020'ler daha kolaydı arkadaşlar. İnşallah onları çözersiniz ama bu tarz sorular sorulmuş, yani buna benzer sorular her zaman vardı. Ya böyle de çıkarsa eleyici olur zaten. Yani şimdi bu tarz gelirse eleyici olacaktır muhtemelen. Ben eleyici olması taraftarıyım. Kesinlikle ona inanıyorum. Sizin de işinize gelir. 45 net değil de 40 netle kazanabilirsiniz bir yeri. Öyle düşünün. Eleyici olursa 35 bile bazen yetebiliyor. Eleyici olmazsa 45 bile yetmeyebiliyor arkadaşlar. Çözelim mi? Çözüyorum. Tek tek yapalım arkadaşlar. Bakın roman var. Ansiklopedi var. Ansiklopediler 3 bölü 4 oranında azalmış. O zaman şimdi ansiklopedilere biz 4x diyelim. Çünkü ansiklopediler 3 bölü 4 oranında azalacağı için romanlar ansiklopedinin 4 katı. O zaman romanlar 16x olsun. Kitapların 3'te 1'i. Ha, bir de 3'e böleceğiz biz bunları. O zaman vazgeçiyorum. Bir de 3 ile çarpacağım bunları. Bakın 3 ile çarpıyorum. Yani burası 4'tü, 3 ile çarpıyorum. Burayı 12 yapıyorum. 16'yı 3 ile çarpıyorum. Bunu 48 yapıyorum. Şimdi neden yaptığımı anlayacaksınız. Neden yapıyorum? Çünkü 3'te 1'ini biz göndereceğiz. 3'te 1'ini gönderirsem bu arkadaşın 3'te 1'i 16x. Bu arkadaşın 3'te 1'i ne yapar? 4x yapar. O zaman aslında 20x gitmiş olacak. Yani toplamı zaten 60x olduğu için 3'te 1'e gitmiş olacak. Şimdi diyor ki ansiklopediler 3 bölü 4 oranında azalmış olacaklar. Yani tamamı şöyle diyelim. 3'te 1 dediği için ayrı ayrı olmuş olabilir. O yüzden bu kafa karışıklığına neden olacak. Yani toplam 60x olduğu için 60x'in 3'te 1'ini alacaksınız. 20x bulacaksınız. Tamam mı? 20x burada bir yerde dursun. Burada 20x. Şimdi diyor ki ansiklopediler 3 bölü 4 oranında azalmış. 3 bölü 4'ü nedir 12x'in? 9x kadar azalmış olacak. Romanlar ise 66 kadar azalmış. O zaman biz burayı topladığımızda 20x'e eşit olması lazım. Çünkü 3 bölü 4'ü ya 1 bölü 3'ü gönderilmiş öğrencilere verilmiş. Dolayısıyla bu iki durumunda aslında ilk duruma eşit olması lazım. Başka bir açıklaması yok. Buradan 11x eşittir 66, x eşittir 60. Ansiklopedi ilk durumda kütüphanede kaç tane ansiklopedi var? Ansiklopedi 12x 6 ile çarptığımızda 72. Doğru denklem arkadaşlar. Doğru denklemi kurarsanız çıkar. Çok rahat çıkar. Önemli olan denklemi çok rahat çözebilmek, kurabilmek. Kurduğunuzda aslında çözümler çok basit. Neye dikkat ettim ben? Bakın burada biri diğerinin 3, 4 katı. Biri diğerinin 4 katı. Ayrıca bir de 3'te 1 gibi bir durum var. Ha, o zaman diyorum ki bir de burada 4 var görüyor musunuz? 3 bölü 4. Normalde buraya 4x diyecektim. Bir de 3'te 1'i var 12x istiyorum. Buna göre bunu yaptığınızda bitmiş olacak. Evet 31. Bülent bilyelerinin %40'ını, Cihan ise bilyelerinin %60'ını hiç bilyesi olmayan Akif'e veriyorlar. Bülent ile Cihan'ın kalan bilyeleri birbirine eşit. Akif'in ise 78 bilyesi oluyor. Bülent ile Cihan'ın toplam kaç bilyesi vardır? Bunu yaparsınız ya. Bunu yapmanız lazım. Bunu yaparsınız. İşte yani yüzde problemleri. Şimdi sayı kesirler bitti ya. Yani gerçi bir iki tane daha var ama yüzde problemleri daha rahat. Bu da bir gerçeklik. Bülent'in bilyelerinin %40'ı. O zaman Bülent'in 10x bilyesi olsun. Cihan bilyelerinin %60'ı. O zaman Cihan'ın da 10y bilyeleri olsun. Akif'in bilyeleri. O zaman bunun %40'ı nedir? 4x'tir. Bunun %60'ı nedir? 6y'dir.
Akif'in burada bilyeleri var arkadaşlar. Burada Akif'in 78 tane bilyesi olduğu çıkıyor ortaya. Son durumda bunun %40'ını verdiği için bu arkadaş 6x kalacak. Bu da %60'ını verdiği için bu arkadaş 4y kalacak. Bunların birbirine eşit olması lazım. Eşitse arkadaşlar bu 2k, şu da 3k olacak. O zaman biri 2k, biri 3k. Bunu nerede kullanacağım? Aa, bunu burada kullanacağım. Burayı şöyle getirip şurada yazacağım arkadaşlar. 4x, 4 kere 2 8, 8k. 6'ya 6 kere 3 18, 18 eşittir 26k eşittir 78 ise k eşittir 3. Bülent ile Cihan'ın, şimdi bu k 3 ise, şimdi x 2k ise, o zaman şuranın tamamı 20k, buranın tamamı 30k arkadaşlar. Topladığımızda 20k artı 30k 50k, 3 ile çarptığımızda İkisinin toplam 150 tane bilyeleri var başlangıçta. Doğru denklem. Doğru denklem. Bu şekilde yüzde problemlerinde ya 100 diyeceksiniz ya da 10 diyeceksiniz. 10 dememin nedeni de 40'a 60 rahat bulunabilen değerler olduklarından dolayı. Mesela bu 45 olsaydı bu işle uğraşmazdım. O zaman 100'ye 100x derdim. Daha rahat çıkardı. Ama 40'a 60 daha rahat çözüm olduklarından dolayı böyle. 32. Yine mükemmel bir soru burada duruyor. Üniversite hazırlık öğrencisi olan Mücahit, sayısal ve sözel derslerinden olmak üzere iki farklı ders almakta. Sayısal 1 saatlik ders ücreti, sözel 1 saatlik ders ücretinden %50 daha pahalıdır. Sözel derslerden haftada 3 saat olmak üzere 6 hafta boyunca. Sayısal derslerden haftada 4 saat olmak üzere 9 hafta boyunca ders almıştır. Ödediği toplam ücret 2880 TL olduğuna göre sözel dersleri de ödediği toplam ücret kaç TL'dir? Biraz uzun matrajlı bir soru ama aslında yapılabilir. Sayısal, sözel. Sayısal bir ders ücreti sözel bir ders ücretinden %50 daha pahalıdır. Yani ben bu arkadaşa 2x dersem ders ücreti olarak bu arkadaşın ders ücreti 3x. Bakacağız. Sözel derslerden haftada 3 saat olmak üzere 6 hafta, o zaman 18 saat ders almış toplamda. 9 kere 4 36 saat ders almış, tamam. Sözelden 18 saat ders almış, sayısaldan 36 saat ders almış arkadaşlar. Şimdi çarptığımızda burası 108x, çarptığımızda burası 36x. Topladığımızda ikisinin 144x eşittir 2880 olduğuna göre, o zaman buradan x eşittir 20 mi çıkacak? 1440 2880, yani x 20. Yani sözel bir ders ücreti 2x olduğundan dolayı bir sözel ders ücreti 40 TL, sayısal ders ücreti 60 TL arkadaşlar, saatlik ücreti. Sözel ders toplam 36 olduğuna göre 20 ile çarparsanız 36 çarpı 20 720 TL sözele para vermiş. Kalanı matematiğe veya işte ne bileyim sayısala, fizik, kimya neyse ücret ödemiş olacak. Oldu. Böyle. Geçiyoruz. 33. Benzer. Evet. Doğru. Şeyleri değiştirdim. Şıkları değiştirdim. Sonuçlarını değiştirdim. Yani şeyde çözmüştük problemler kampında. Ama oradaki cevapla buradaki cevaplar farklı. Şıklar ve sonuçlar değişti orada. Yani buradakilerin hepsinin cevabı farklı arkadaşlar. Bir sinemada iki farklı salon var.
Birincisinde her sırada 4 kişilik, diğerinde ise her sırada 6 kişilik sıralar bulunuyor. İki salon full dolduğunda 178 kişi aynı anda film izlemektedir. Başarının sırrı emektir filminde birinci salonda 2 sıranın, ikinci salonda ise 5 sıranın boş kaldığı ve diğer sıraların tamamen dolu olduğu görülmüştür. Ayrıca bu birinci salondaki dolu sıra sayısı ikinci salondaki dolu sıra sayısının 2 katıdır. Birinci salonda toplam kaç kişi aynı anda film izleyebilir? Gördünüz mü soruyu arkadaşlar? Sevdiniz mi soruyu? Demet neredesin Demet? Sevdin mi soruyu Demet? Yaşıyorsun yani. Vallahi iyi. O da güzel. Yaşamak önemli. Afiyet olsun. Evet. Doğru. Sana uygun olan aslında güzel soruları biz dün çözdük. Bunların bir kısmı sana uygun. Bir kısmı sana uygun. Zorları sana uygun değil ama bir kısmı sana uygun. Problemlerden bir kısmını yapabilirsin. Daha çok cebirleri yaparsın. Onu dün aslında biz yaptık. Videosunu da kaydettim. Sana gönderdiğim linkte var. Onları mutlaka izle. Cebirleri. İlk 20 soru. Çözelim. Şimdi iki farklı salon var arkadaşlar. Birinci salon, ikinci salon. Birinde 4 kişilik sıralar var. Diğerinde 6 kişilik sıralar var. Burada X tane sıra var. Burada Y tane sıra var. Salon full dolduğunda 178 kişi aynı anda film izlemekte. Yani 4X artı 6Y eşittir 178. Bu bir dursun, değil mi? Başarının sırrı emektir. Filmin ismi de çok güzel. Birinci sırada salonda 2 tane sıra boşmuş. Tamam mı? Yani o zaman burada dolu sıra sayısı x eksi 2. İkinci salonda 5 tane sıra boşmuş. O zaman buradaki dolu sıra sayısı y eksi 5. Bunlar böyle. Birinci salondaki dolu sıra sayısı ikinci salondaki dolu sıra sayısının 2 katıymış. O zaman bu aha böyle olmak zorunda. Şimdi bunu yaptığınızda zaten işlemin %50'si bitiyor. X eşittir 2y eksi 10 2'ye at karşıya artı 2. X eşittir 2y eksi 8. Yapalım o zaman. X gördüğümüz yere 2y eksi 8 yazarsak o zaman 4 tane 2y eksi 8 artı 6y eşittir 178. 4 kere 2 8. 6 daha 14y. Bakın 14y eşittir 32. 4 kere 8 32. At karşıya 210 olmak zorunda. Y'yi buradan 15 buluyorsunuz. Tamam. Gördünüz. Y eşittir 15. Birinci salonda toplam kaç kişi aynı anda film izleyebilir? Y 15 ise atalım. Burası ne olacak? 90 olacak. O zaman 4x artı 90, 178 ise bize 4x lazım. Bize başka bir şey lazım değil. 4x eşittir 88. Evet, doğru denklemi kurduğunuzda tak 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 çıkıyor arkadaşlar. Başka bir şey değil. Önemli olan doğru denklem. Doğru yaklaşmak. Matematik çözmek strateji. Evet, geldik 34'e. Bir grafik sorusu. Siz seversiniz bunu. Ezgi kırmızı, kırmızı, sarı, mavi renkteki, mavi renkteki kalemlerden belli miktarda kullanarak birer düzine kalem yapmaktadır. Düzine 12 tane arkadaşlar, unutmayın.
Dairesel grafikte Ezgi'nin elinde bulunan kalemlerin sayıca dağılımı verilmiş. Grafik burada. Ezgi yaptığı her düzine kalem için 3 adet kırmızı, 4 adet sarı, 5 adet mavi kalem kullanmakta. Elindeki kalemlerden herhangi bir renk bitene kadar düzineler yapmış ve geriye kullanmadığı 60 adet kalem kalmıştır. Ezgi toplam kaç düzine kalem yapmıştır? Evet. Çok kaliteli bir grafik sorusu. Yani bu tarz gelirse böyle yani bu çok can acıtır arkadaşlar. Bu problemler. Gerçekten böyle güzel tarzda sorularımız var. İşte hazırlıklı olmak lazım sorulara, problemlere. Şimdi buradaki şeylere göre yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi diyor ki bir de şunları kullanmanız lazım. 3 tane kırmızı. Şimdi ben kırmızıyı 3'e böleceğim. Mantık olarak düşünüyorum. Bakın kırmızıyı benim 3'e bölmem lazım. Ben buraya 80x dersem açıdan gidiyorum. Benim burayı 3'e bölme şansım çok zor. 80x'i 3'e bölemem. O zaman 3 ile çarpıyorum. 8 kere 3 24. O zaman ben buraya 240x diyorum. 3 kere 120 360. O zaman buraya 360x diyorum. Burası 200 derece oldu. Burası 160 derecelik bir açı. 3 ile çarptığım zaman maviye de 480x diyorum. Tamam mı? Şimdi bunu böyle derseniz zaten soru bitmiş oluyor. Kırmızı, sarı, mavi arkadaşlar. Bakın şimdi ne yaptık? Kırmızıya ne dedik? 240x. 240x. Sarıya ne dedik? 360x. Maviye ne dedik? 480x. Şimdi 4 tane, 3 tane kırmızı. O zaman ben burayı 3'e böleceğim. 3'e böldüğüm zaman ne olacak? 80x yapacak. Bir bakıyorum. Şimdi burada 4 tane sarı kullanmam lazım. Ben burayı 4'e bölüyorum. 90x yapıyor. Tamam mı? Burayı da 5'e bölüyorum. Burayı da 5'e bölüyorum. 5'e böldüğüm zaman ne geliyor arkadaşlar? 80, 90, 96 mı? 96x geliyor. Hangisi önce bitiyor? Hangisi önce bitiyor? Şu önce bitiyor arkadaşlar. Önce kırmızı biter. Çünkü kırmızı 80x'tir. Dolayısıyla yani hani böldükten sonrasını düşünüyoruz. Kırmızının daha önce bitmesi lazım. O zaman her biri için 80x kullanmak zorundayım. Kırmızı bitti. Bakın kırmızı. Şöyle kırmızıyla gösterelim. 80x tane yaptığım zaman kırmızı finish. O zaman ben burayı 80 ile çarpacağım. Yani 80 çarpı 4 yapıyorum. 320x arkadaşlar. Kalan ne? 360'dan 320'yi çıkardığım zaman kalan 40x. Bunun kalanı bu. Şimdi geldim. Burayı da 4 ile çarptığım zaman yani şimdi şurayı da 5 ile çarpacağım. 5'i görüyorsunuz. 80'i 5 ile çarptığım zaman 400x. 480'den 400x'i çıkardığım zaman burada da ne kaldı? 80x kaldı. Bakın burada 80x var. Burada 40x var. Şimdi topladığım zaman 120x eşittir 60'tan x eşittir 1 bölü 2 olacak. Şimdi x 1 bölü 2 ise 80x tane kalem yaptığımız için düzine olarak düşünüyorsunuz. 80 çarpı 1 bölü 2'den 40 düzine kalem yapmışız arkadaşlar. Anladınız? 40 düzine kalem yapmış olacaksınız. ...400x... şu Kadir... ...80x bulduk ya... demek ki her birini 80 ile çarpman lazım. 8 kere 4... ...320... ...8 kere 5... ...40... yani şurayı silebilirsiniz... şurayı silebilirsiniz. Bakın hangisinin önce bittiğini bulursanız... sıkıntı yok. Önemli olan hangisinin önce bittiğini bulmak arkadaşlar. Bu mu önce bitiyor? O zaman her birini çarpıyorsunuz. Yani... şuraları bakın tek tek çarpalım. Şu şekilde 5 ile çarpacaksınız. 8 kere 3 24. Önce kırmızı bitiyor. 8 kere 4 320. 320x. 8 kere 5 400x. 360'dan 320'yi çıkardık. 40x.
480'den 400'ü çıkardık. 80x. Bunlar kalanlar. Kalanlar toplam 120x. X buradan 1 bölü 2. E toplam 80x tane yapmıştık. Dolayısıyla 80 çarpı 1 bölü 2'den 40 tane. Evet Sümeyye. Anladın mı? Nereyi anlamadıysan sorabilirsin. Bir daha anlatırım. Yani bu tür sorularda öncelikle hangisinin daha erken bittiğini bulmak önemli. Başka bir şey değil. Hangisi daha erken bitiyor? Hangisi erken bitiyorsa ona göre yorumlamak zorundasınız. Şu erken bittiğine göre 3 ile çarpıyorsunuz. O zaman bunu 4 ile çarpıyorsunuz. Bunu 5 ile çarpıyorsunuz. Sonra kalanları yorumluyorsunuz. Burada hiçbir şey kalmıyor çünkü bu bitmiş oluyor. Kalanlar burada 40 ve 80. Topladınız 120. X buradan 1 bölü 2. Geldik yaş problemlerine. Tamam. Annenin yaşının babanın yaşına oranı çocukları doğduğunda 4 bölü 5. 6. yaş gününü kutladıklarında ise 5 bölü 6 olmuştur. Yaş problemini yaparsınız tabi. Çocukları 10 yaşına geldiğinde anne ile babanın yaşlarının toplamı ne olur? Şimdi çocukları doğduğunda 4 bölü 5 ise 4x bölü 5x. Tamam. Sonra ne diyoruz? 6. yaş gününü. O zaman buraya 6 ekliyorsunuz. Buraya 6 ekliyorsunuz. Eşittir diyoruz. 5 bölü 6. İçler dışlar. 6 kere 4 24. 24x artı 36. 5 kere 5 25. 25x artı 30. Bunu bu tarafa attık. X eşittir ne çıktı? 6 çıktı. X 6 ise o zaman ilk çocuk 4x ve 5x olduğu için 4 kere 6 24, 5 kere 6 30. Aslında anne 24 yaşında, baba 30 yaşında. 10 yıl sonra anne olacak 34, baba olacak 40 yaşında. Bunların toplamı 74 olacak. Bunu yaparsınız değil mi? Bunu yapıyorsunuz. ...36 arkadaşlar. Arif, Bülent ve Canan isimli 3 arkadaştan. Arif'in Bülent'e bir miktar borcu bulunuyor. Arif ve Bülent'in ise Canan'dan bir miktar alacakları bulunmaktadır. Arif Canan'dan alacağının tamamını alıp Bülent'e veriyor. Son durumda Canan'ın toplam borcu %40 azalmaktadır. Bülent'in ise alacağı %25 azalıyor. Arif Bülent'e olan borcunun yüzde kaçını ödemiştir? Evet, bunu yapmanız lazım arkadaşlar. Zor soru tabii yani. Şimdi soru bayağı kaliteli bir soru. Bekliyorum, bir dakika kadar süreniz var. Evet, bu soruyu kimler yaptı arkadaşlar? Orada mısınız? Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Mutlu musunuz? Hiç mi yapamadınız? Arif'in Bülent'e, Bülent'in Canan'a, Canan'ın Arif'e. Herkes birbirine borçlu arkadaş şu hayatta. Şimdi ne diyor?
Arif'in Bülent'e bir miktar borcu var. Şimdi burada Arif var. Burada Bülent var. Burada Canan var. Bakın, Arif'in Bülent'e bir miktar borcu var. Çok güzel. Arif ve Bülent'in ise Canan'dan alacakları var. Yani Canan'ın da bu ikisine borcu var. O zaman Canan'ın da buraya borcu var. Yani herkes birbirine borçlu arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla. Yani burada Bülent'te bir problem yok yani. Diğerlerinde bir problem var. Çok da önemli değil. Şimdi bakın, mantık düşünelim. Ne diyor? Arif Canan'dan alacağının tamamını almış. Götürmüş. Vefalı çocuk ya, borcunun tamamını Bülent'e vermiş. Helal olsun yani, şimdi herkes bunu yapmaz. Alıyor Canan'dan, tamamını götürür Bülent'e veriyor. Ama hala borcu bitmemiş olması gerekiyor. Demek ki hala bir miktar borcu var. Çünkü Bülent'e olan borcunun yüzde kaçını vermiş? Tamamını vermemiş demek ki. Canan'ın toplam borcu 40 azalıyormuş. O zaman ben Canan'ın toplam borcuna 100x dersem, o zaman Canan'ın Arif'e 40x borcu var. Doğru mu? Bülent'e de borcu 60x. Doğru mu değil mi arkadaşlar? Buraya kadar var mı problem? Arif de 40x alıyor, götürüyor Bülent'e veriyor. Canan'dan aldı 40x'i, götürdü Bülent'e verdi. Şimdi ne diyor? Bülent'in alacağı %25 azalmış. O zaman Bülent'in %25 alacağı azaldıysa, Bülent'in %25 alacağı eğer 40x yapıyorsa, Bülent'in bütün alacağı kimden alacağı var Bülent'in? Arif'ten ve Canan'dan, iki yerden alacağı var. O zaman Bülent'in bütün alacağı %100 olduğu için işte 4 katı 160x alacağı var kardeşim. 40x'ini aldı. 60x de buradan alacağı vardı. Aldı. Şimdi o zaman Bülent'in Arif'ten ne kadar alacağı var? Canan'dan zaten 60x alacağı var. O zaman Bülent'in Arif'ten toplam alacağı 160x'ten 60x'i çıkarırsak, Arif'in, yani Bülent'in Arif'ten alacağı toplam para 100x arkadaşlar. Arif tutmuş 40x'ini vermiş. Yani %40'ını vermiş oluyor. Hani kolay çözüm. Zorlaştırılabilir. Daha da zorlaştırılabilir. Ama gerek yok zaten. Yani soruyu anlamak zaten bir kere mesele. Bakın, Arif buradan 40x'i aldı, götürdü Bülent'e verdi. Canan'ın Bülent'e 60x borcu var. Çünkü Canan'ın bütün borcuna 100x dedik. Sonra ne diyoruz? Bülent'in alacağı %25 azaldıysa, o zaman Bülent'in bütün alacağı 160x arkadaşlar. Buraya kadar var mı probleminiz? 60x Canan'dan alacağı var. O zaman Bülent'in Arif'ten alacağı 100x para var. Arif 40x'ini vermiş. O zaman 40x bölü 100x arkadaşlar. %40. %40'ını vermiş. Evet, anlayan var mı arkadaşlar? Bana önce onu söyleyin. Anladınız mı? Evet, başka. Rukiye, anladın mı? Ayşen, anladın mı? Sümeyye, anladın mı? Canan'ın toplam 40x değil mi Kadir? 100x borcu. Canan toplam borcunun %40'ı azalmıyor mu? O zaman Canan 40x vermiş. Bak, Canan'ın borcu 40x azalıyorsa, o zaman Arif'e 40x vermek zorunda. Arif'e bütün vereceğini veriyor. O zaman Canan'ın 60x kalıyor. Toplamı 100 olduğundan dolayı. Evet. Zehra, nar, portakal suyu ve limon sularından eşit miktarda kullanarak 2 litrelik şişeyi tam dolduracak şekilde bir karışım hazırlıyor. Meyve suyu karışımının %40'ını arkadaşına ikram ettikten sonra şişeye biraz daha portakal suyu ilave ediyor. Son durumda şişedeki portakal suyunun oranı %50 olmuştur.
Son durumda şişede kaç litre karışım olmuştur arkadaşlar? İki litrelik şişede bunları eşit miktarda kullanıyor arkadaşlar. Karışımın %40'ını arkadaşına ikram ediyor. O zaman 2 litrelik karışımın %40'ı nedir arkadaşlar? 40 bölü 100. 0,80 ikram etmiş. O zaman 2 litreden 0,80'i çıkardığımızda 1,2 karışım var. Bunlar her biri eşit. Her biri eşit. O zaman portakala 0,4 var. Nara 0,4 var. Limona 0,4 var. Şimdi diyor portakal suyu oranı %50 olmak zorunda. Şimdi portakala bir x ekleme yapıyoruz. O zaman tüm karışımı eklemiş olmamız gerekiyor. 0,4 artı x eşittir. Tüm karışım 1,2 artı x. Karışımın oranı %50 olacaksa buna 1/2 diyebiliriz. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığınızda x'e eşittir 0,4 buluyorsunuz. Şimdi normalde karışım 1,2 idi. 0,4 daha ekledim. Çünkü x buradan 0,4. Tüm karışım 1,6 olur. Portakala bir miktar eklediğiniz zaman tüm karışıma eklemiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani portakal bölü tüm karışım. O da %50. %50 de 1/2'dir arkadaşlar. Dolayısıyla içler dışlardan x eşittir 0,4 çıkıyor. Yani portakala var olan kadar biraz daha eklemiş olduğunuzda bu şekilde karışım problemi. Çok güzel değil mi? 38. Su oranı %36 olan 25 kilogram yaş kayısı bir müddet kurumaya bırakılıyor. Kayısıların su oranı %20 oluyor arkadaşlar. Bir müddet kuruduktan sonra kayısıların su oranı %20 oluyor. Son durumda kayısıların ağırlığı ne kadar olmuştur? Kayısıların ağırlığı ne kadar olmuştur? Yapıyoruz. Şimdi normalde 25x karışım var. Karışımın su oranı %36 ise su oranı, o zaman bunun %64 olması lazım. Yani yaş kayısının miktarı %64 olacak ki, çünkü bunun %36'sı suysa burası %64 olması lazım. Doğru mu? Yani şöyle olur. 25 çarpı 64 bölü 100. Böyle olması lazım. Eksi bu karışımdan biraz su gitmiş. Su gittiği için, kayısı gitmediği için x çarpı 0 gibi düşünebilirsiniz. Tüm karışım 25. Karışımdan su gitmiş. Karışımın %20'si su oluyorsa kayısı oranı %80 olması lazım. Dolayısıyla siz bunu 80 bölü 100 diyorsunuz arkadaşlar. Böyle yaptığınızda çıkacak. Böyle yaparsanız çıkacak. Yani şunu şuna böldüğünüzde 4 geliyor. 64'ü 4'e böldüğünüzde yukarıda 16 var. Aşağıda 25 eksi x var. 80 bölü 10, 4 bölü 5 yapıyor arkadaşlar. Buradan ne yapar? 80 eşittir 100 eksi 4x. Buradan x eşittir 5. O zaman 5 kilogram su gitmiş arkadaşlar. 5 kilogram su buharlaşmış olması lazım. Son durumda 25 kilogram karışım vardı. 5 kilo su buharlaştı. 20 kilo karışım duruyor hala. Yani su kayısı karışımı arkadaşlar. Tamam. Yani biz burada suyun buharlaşmasını düşünüyoruz. Kayısıların miktarında değişiklik olmaz. Yani su vardır. Su gidiyordur ama hala kayısılar duruyordur arkadaşlar. Öyle düşünmeniz lazım. Dolayısıyla kayısıların oranından çıkıyorsunuz bu tür soruların cevaplarına. Son iki soru bugün çözeceğimiz. Evet, en zor kısımlar arkadaşlar. Bunlar bitmek üzere. Sayısal mantık göstermeyeceğim. 39.
Ayla kütüphaneye gitmek için evden çıkmıştır. Normal tempoda ev ile kütüphane arası 48 dakika sürmektedir. Arkadaşıyla 48 dakika sonra kütüphanede buluşmak için 12.30'da evden çıkmış. Normal tempoyla yolun yarısını aldığında test kitabını evde unuttuğunu fark etmiş ve sabit hızla koşarak eve gelmiş. Test kitabını almış, yine aynı hızla koşarak tam zamanda kütüphaneye varmıştır. Ayla ev ile kütüphane arasında hep aynı yolu kullandığına göre test kitabını evden saat kaçta almıştır? Evet, bir düşünün bakalım. Ayla test kitabını evden saat kaçta almış? Güzel soru, değil mi? Ayşen B diyor. 13 demiş. Sümeyye A demiş. Demet C demiş. Çok güzel. Bir kere zaten yolun yarısına vardığında arkadaşlar, şimdi burası ev olsun, burası ev olsun. Evden gidecek, gidecek. İşte kütüphaneye gidecek evden. Şurası kütüphane olsun. Şimdi normal şartlarda zaten 12.30'da evden çıkmış. 48 dakika sürüyor. Zaten yolun yarısına geldiği zaman 24 dakika geçmiş olacak. Zaten 12.54 olacak arkadaşlar. Yani bir kere zaten bu cevap A şıkkı direkt elenmiş oluyor. Sonra koşa koşa eve geliyor. Koşa koşa kütüphaneye gidiyor. O zaman 24 dakikaya ihtiyacımız var. Bakın, toplamda 24 dakikaya ihtiyacımız var. Şimdi buradan eve gelmesi bir parça. Evden tekrar ortaya gelmesi iki parça. Ortadan kütüphaneye gitmesi üç parça. Görüyor musunuz? Üç parçalık yolumuz var. 24 dakikamız var. O zaman 24 bölü 3, 8 dakikada. Yani 8 dakikada buraya gidecek. 8 dakikada tekrar ortaya gelecek. 8 dakikada ortadan kütüphaneye gidecek. Anladınız? O zaman 12.54'e siz 8 dakika eklediğinizde 13.02'de arkadaşlar bunun evden bu test kitabını almış olması lazım. Ayşe, üzgünüm. Evet. Rukiye, senin için de üzgünüm. Sümeyye, sen sözelcisin. Senin için çok üzgün olamam. Sıkıntı yok. Sen cebirlerini yapacaksın. Problemlerden yapabildiğini yapacaksın. Sıkıntı etmeyeceksin. Sayısalcı arkadaşlar ağlayabilirler. Hiç problem değil arkadaşlar. Üzülebilirsiniz. Çözün bunları. Üzülmeyin. Ağlayacak zaman değil. Ben öyle takılıyorum ama ağlamayın. Soruları çözün arkadaşlar. Anlamaya çalışın. Samimi olarak söylüyorum. Kamplarda çözdüğümüz soruları anlarsanız sınavda bunlardan daha zoru yok arkadaşlar. Bunlardan ötesi yok yani. Ve bunları anladığınızda sınavdaki soruların gerçekten size ne kadar kolay geldiğini kendiniz göreceksiniz. Evet, geldik 40'a. Sayısal mantığın işaretleri arkadaşlar. Şeklin içerisinde hangisi yoktur? Sözelci arkadaşım cevap ver bakalım. Şimdi bak, buna benzer sorular senin soruların. Şimdi sen bize bunu yapacaksın. Sümeyye, oradasın değil mi? Hangisi yoktur arkadaşlar? Bu şeklin içerisinde hangisi olamaz? Çok güzel. Şimdi ortada iki tane var. Tak tak. Sonra köşelerde var. Tak tak tak. Bu olabiliyor, değil mi? Bu bir oldu. Bu oldu. Şimdi şu olabilir mi? Yukarıda üç tane var. Tak tak. Şurada dört tane var. Oldu. B şıkkı da oldu. C'ye bakıyoruz. Z kuralı. Z, Z, Z. Yani böyle bir şey. Oldu. D'ye bakıyoruz. Bu da aynen şöyle, şöyle, şöyle olan bir şey varmış.
E'ye baktığımızda hani ters çevirmemiz de gerekebilir. İki tane yan yana olacak. Tamam, iki tane ya burada var ya burada var. Ya da şöyle olabilir. Sonra üç tane olacak. İki tane olacak. Üç tane olacak. Bir tane olacak. Şimdi aslında şöyle olabilirmiş. Şimdi bakın, burada iki tane var. Şöyle olsa, şöyle olsa olabilirmiş aslında, tamam mı? Ama tam ortadan gittiği için, şimdi tam ortadan gidiyor. İki tane var. Tam ortadan gidiyor. Yani bu olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu olmayacak bir şekil. Burada E'yi bulamazsınız. Cevap E. Evet. Bu kadar bugünlük. Güzel güzel 20 tane soru çözdük arkadaşlar. Sayısal mantık ve geometri yarın. Kaydımızı durduralım.